Şimdi gazlar arasında tepkime gerçekleşirse ile ilgili iki tane sorumuz var. Bunlara bakalım. Yandaki kapta 5.6 gram azot gazı ile 0.6 gram hidrojen gazı tam verimli tepkime ile amonyak gazını oluşturuyor. Buna göre son durumda 2 T Kelvin sıcaklığında, sıcaklığı T Kelvin'den 2 T Kelvin'e çıkarıyor bu arada, gaz basıncı kaç atmosfer olur kaptaki? Peki, şimdi ilk etapta bir tepkime olacak değil mi? Bu tepkimeyi bir yazalım biz. Kim tepkimeye girecek? N2 gazı ile H2 gazı tepkimeye girecek. Ve ne oluşacağını söylüyor soru bize. NH3. Evet, tam verimli bir tepkime sonucu NH3 gazı oluşacak. Atom sayısını denkleştirmek için bunu 2 ile çarpıyorum. 6 hidrojen olduğu için bunu da 3 ile çarpıyorum. Şimdi tepkimeleri gerçekleştirmek için ne yapmamız gerekiyor? Gazların mol sayılarını bulmamız gerekiyor. Peki, gramları verilmiş. İlk önce azot gazının molünü bulalım. Azot gazının kütlesi bölü mol kütlesi yapmayacak mıyız bunun için? Evet. O zaman şöyle yapalım. 5.6 bölü N2'nin bir molü azot 14 olduğuna göre 28'dir. Yani 0.2 mol ne varmış bizde? N2 gazı varmış. O zaman elimdeki N2 0.2 mol. Bunu yazdım buraya. Şimdi hidrojene bakalım. Hidrojeni de aynı mantıkla yapacak olursak. Kaç gram var? 0.6 gram. 1 molü hidrojenin 1 gramsa H2 olduğu için 2 gram yazmalıyım. Bu da 0.3 mol çıktı mı? Gelelim buraya. Bu da 0.3 molmuş. Peki tepkimenin tam verimli olduğunu söylüyor bana. O halde tepkimeye giren maddelerden biri tamamen tükenmelidir. Acaba hangisi tükenmelidir? İstersen ilk etapta şöyle yapalım. Azot gazını bir tüketmeye çalışalım. 0,2'nin hepsini harcamam gerekir mi bunun için? Evet. Şimdi 1'e 3 değil mi? 0,2 harcarsam bundan 0,6 mol mu harcamalıyım? Evet. Elimde 0,3 mol var. Nasıl 0,6 mol harcayacağım? Harcayamayız. Demek ki azot gazını bitirecek kadar hidrojenim yok benim. 0,6 yok. O zaman azot gazı bitemez. Peki bu durumda diğerini bitirmeye çalışalım şimdi. Hidrojeni. 0,3 mol bundan harcarsak 3'e 1 değil mi? 0,3'e o zaman 0,1 mol harcamamız gerekmez mi bundan? Olur mu? Evet, 0,2 mol'den 0,1 mol harcayabilirim. Bu arada 1'e 2 ya da şöyle de yapabilirsin, 3'e 2 fark etmez. 1'den 0,1 harcarsan 2'den 0,2 mol oluşur. Sakın ha molleri toplamayasın. Burada mol adet belirtir, kütle değildir. O yüzden toplayarak olmaz. Katsayıların oranıyla bulunur. Peki, çizgimizi çektik. Bundan 0,1 mol artma var. Bundan 0,2 mol oluştu. Bu da tükendi. Zaten benden ne istiyordun? Tam verimli olmasını istiyordun. Tam verimli yaptım. Yani gazın birini tamamen bitirmiş oldum. Şimdi gelelim şuraya. Son durumdaki basıncı benden istiyorsun değil mi? Evet. İlk durumda kaç P olduğunu istiyorsun bile. İlk durumdaki basıncım P atmosfer. Yazalım. İlk durumda basıncımız P idi. Hacmimiz ise V. Mol sayımız ilk durumda ne kadardı? 0,2 mol bu gazdan vardı. 0,3 mol de bu gazdan vardı. Toplam 0,5 mol gaz vardı. R çarpı sıcaklığımız da T Kelvin'di. Yeni basıncımız kaç P çıkacak acaba? Çarpı hacim değişmiyor. Değil mi? Kap sabit hacimli bir kap. Mol sayımız yeni durumda ne oluyor? 0,1 mol N2 var artan. 0,2 mol oluşan amonyak var. Toplam gaz molümüz şu anda nedir? 0,3 moldur. O halde buraya ne yazacağım? 0,3 çarpı R. Ama sıcaklığı kaç T Kelvin yaptık? 2 T. Onu unutmuyorum. Sıcaklığı 2 T yazıyorum. Ve bunları oranlıyorum. R'ler gittiler. T'ler gittiler değil mi? Ve V'ler de gittiler. Soru işareti çarpı içler dışlar yapıyorum burada. 0,5 eşittir 0,6 çarpı P. Soru işareti eşittir. Şu 1 bölü 2 gibi düşünürsen 1,2 P çıkar değil mi? Evet. Hani şu 1 bölü 2, 2'yi karşıya attım 1,2 P. Demek ki son durumdaki basıncım benim 1,2 P çıkacakmış. Anladım. Bir sonraki ne dedi? Burada da diyor ki dış basıncın sabit olduğu bir ortamda yandaki kapta 0,4 mol azot gazı ile 1,5 mol hidrojen gazı tam verimli tepkime ile amonyak gazını oluşturuyor. Buna göre son durumda 2 T Kelvin'de sistemin son hacmi kaç V litre olur? Yine burada dikkat edersen gazlar tepkimeye girecekler. N2 ve H2 gazı amonyak gazı oluşturacak. Yalnız burada ideal pistonlu bir kap var elimizde ve dış basınç sabit.
Dolayısıyla basınç hiç değişemeyecek ama hacim sorgulanıyor zaten. Sistemin son hacmi kaç V olur diye sorgulanıyor. İlk önce yine bir tepkimemizi yazalım. N2 gazıyla kim tepkimeye giriyormuş? Hidrojen gazı değil mi? Onu söylüyor bana. Evet. Hidrojen gazı tepkimeye girecek. Ve ne oluşacakmış? Onu yazalım. Amonyak. Evet, amonyak gazı oluşacakmış. Peki tepkimeyi denkleştirmek için 2 ve 3'ü yazdık. Şimdi devam edelim. Elimde ne kadar azot gazı var? Başlangıçta 0.4 mol var. Peki ne kadar hidrojen gazı var? 1.5 mol var. Acaba hangisi biter? Şimdi şunu deneyelim hadi gel. Anladık zaten bir önceki soruda değil mi? Nasıl? Evet. Eğer bitiremezsem diğerini bitirmeye çalışacağım. 1.5 mol bundan harcıyor bitirmek için tamamını. 3'e 1 değil mi? 1.5'a ne kadar harcayacağım o zaman? 0.5 mol değil mi? Evet. Peki 0.4 mol olan bir şeyden 0.5 mol harcayabilir misin? Hayır harcayamam. O zaman bu bitirme şekli olmayacak demektir. Peki buradan harcayalım. Bu biterse 0.4 mol bundan mı harcadık? Hı hı. 1'e 3 olmasından dolayı 1.2 mol de bundan harcamalıyız. Evet. 1'e 2 olmasından dolayı 0.4'e 0.8 mol de bundan oluşur. Değil mi? Peki çizgiyi çekelim. Son durumda bu bitti. Tam verimli olmasını istiyordu benden. Ve ben de tam verimli tepkime yapmış oldum. Birini bitirdim. 0.3 mol hidrojen gazından artma var. 0.8 mol de amonyak gazından oluşma var. Kapta son durumda 0.11 mol ne varmış? Gaz varmış. Şimdi ilk durumla ikinci durumla oranlayalım. P çarpı V eşittir NRT yazalım. İlk durumdaki basıncım P olsun. Bu da dış basınca eşittir. Dış basıncı P olarak kabul ettim. Dolayısıyla iç basınç da nedir? P. Çünkü ideal pistonlu kap. Çarpı hacmim ne kadar benim? V litre. İlk durumda mol sayım 0.4 artı 1.5'tan 1.9 değil miydi? Evet. Çarpı R çarpı T. İlk durumda sıcaklığım T geldiğinde. Hı hı. Şimdi yine basıncım P olacak. Çünkü ideal pistonlu kap. Hacim kaç olacak? Zaten soru o. Kaç V olacak diye. Son durumda mol 0.11 gördüğün gibi. Çarpı R. Sıcaklık yine 2T Kelvin yapılmış. O zaman 2T. Şimdi bunları oranlarsak ne gelecek bakalım? Oranlayalım. R'ler sadeleştiler. T'ler de sadeleştiler. Değil mi? Evet. Ve P'ler de sadeleştiler. Soru işareti çarpı 1,9 eşittir. 2 çarpı 0,11 ne yapar? 0,22 yapar. O zaman 0,22 çarpı V olur değil mi? O zaman soru işareti eşittir. 0,22 V bölü 1,9 çıkacaktır dikkat edersen. Her iki tarafı da istersen biraz büyütelim sayıyı. Şöyle yapalım. 2,2 V bölü ne gelir? 19 gelir değil mi? Evet. Bu da aslında şöyle bir şey olur. 22 V bölü 190 olur. Her iki tarafı 2'ye bölebilirim. 11 V bölü 190'ın yarısı ne yapacaktır? 95. Yani 11 V bölü 95 çıkacaktır benim yeni hacim. Anlamadığımız bir yer var mı? Hayır yok. Güzel. Şimdi sabit T kelvinde kaplar arasındaki M musluğu açılıyor. Buna göre A. Sistemdeki gaz basıncı kaç atmosfer olur? B. Helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? Kaplara bakacak olursak bir kap 2 litre, diğeri 3 litre ve bir diğeri de 5 litre. Ama 5 litre olan boş. İçeride diğer gazlardan var değil mi? Ben ilk başta gazlar karıştırılıyor değil mi? A şıkkında. Sistem basıncı sorduğuna göre. Hangi formülü düşünmeliyim? Eğer gazlar karıştırılıyor ve tepkim olmuyorsa P1 V1 artı P2 V2 artı değil mi? Bu şekilde devam ediyorduk. Bu P son V son eşit oluyordu. Ne zaman kullanıyordum bunu? Gazlar karıştırılıyor ve gazlar arasında tepkim olmuyorsa. İlk basınç değerim kaç? 4. İlk hacmim kaç? 2. Artı ikinci basınç değerim 1. Hacmim ne kadar? 3. Acaba son basıncım ne olacak? Ama son hacmim ne olur bu musluğu açınca? Bütün gazlar değil mi? Bütün şu 3 kabada dağılır. O zaman toplam hacim ne olacaktır? 10 mu? P son çarpı 10 olacaktır. O zaman P son değerimiz buradan kaç gelir? 8 artı 3, 11 yapar. Bölü 10'dan 1.1 atmosfer gelir değil mi? Son durumdaki basınç. Evet. Bu A şıkkıydı. Şimdi B şıkkını yapalım. Helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur diyor. Şimdi şöyle yapalım. Helyum gazı için bir PV eşittir NRT yazalım. Helyum gazının
Musluğu açtığımda molü değişir mi miktarı yani? Hayır. Değişmez değil mi? O sabit kalır. R zaten sabit. Sıcaklık değişmiyor çünkü sabit T kelvinde yapıyormuşum bu işlemleri. T de sabit. O zaman helyum gazı için PV değeri sabitse P1V1 değerinin yine P2V2 değerine eşit olması gerektiğini söylüyorum. Helyum gazının basıncı 4'tü, hacmi ise 2'ydi değil mi? Acaba yeni basıncı kaç? Kısmi basınç olacağından dolayı şu işareti koyuyorum üzerinden. Çünkü artık gaz karışımı var. Karışımdaki bir gazın basıncından bahsediyoruz. Onun adı kısmi basınçtır. Ve V2 son hacmi ne olacaktır? Sonuçta bu kabın hacmi olacaktır değil mi? Toplam o da 10'dur. O zaman helyumun kısmi basıncı bizim için burada kaç gelir? 8 bölü 10'dan 0.8 atmosfer gelir. Bu arada helyumun kısmi basıncı ve neonun kısmi basıncı toplamı da toplam basıncı verir. Neonu sorsaydı bize 0.8'i çıkarırsak 1.1'den o da 0.3 çıkar. Ya da istersen neon içinde bu denklemleri yazarak hesaplama yapabilirsin. Diyor ki yukarıdaki kaplarda birim zamanda gaz taneciklerinin birim yüzeye çarpma sayıları oranı kaçtır? Şimdi gaz tanecinin birim zamanda birim yüzeye çarpma sayısı acaba neyle doğru orantılıdır? Şöyle yazalım. Çarpma sayısı diyelim. Doğru orantılıdır. Gazın hızıyla. Değil mi? Gazın miktarıyla da doğru orantılıdır. Birim zamanda birim yüzeyi çarpan gaz tanecinin eğer ki adedi fazlaysa, değil mi? Çarpma sayısı fazla olacaktır. Sen aynı hacimdeki kaba 1 mol gaz koy ya da aynı gazdan 5 mol koy. Daha fazla çarpma olmayacak mı 5 mol olduğunda? O zaman mol sayısı da doğru orantılıdır. Aynı şekilde kabın hacmiyle de ters orantılıdır. Çünkü gaz yüzeye çarpana kadar belli bir yol kat eder. Bu yol uzarsa zaman geçer ve birim zamandaki çarpma adedi düşer. Böylece de hatırlayabiliriz bunu. Şimdi bu iki değer için birinci ve ikinci kaptakinin oranlarını istiyor benden. Çarpma sayıları oranını. Şöyle yapalım. İlk önce istersen gazların hızları oranını bir bulalım. Çünkü hızlarını oranlayacağız değil mi? V helyum bölü V kükürt trioksit eşittir. Kök içerisinde mol kütlesiyle değil mi? Hız ters orantılıydı. Tabii mol kütlesinin kare köküyle. O zaman kükürt trioksitin kütlesini yukarı yazacağım. Helyumun kütlesini aşağı yazacağım. Çarpı diyorum sıcaklık gelmesi lazım. Sıcaklıkla gazın hızı doğru orantılıydı. Peki sıcaklığın kareköküyle, kelvin cinsinden sıcaklığın kareköküyle gazın hızı doğru orantılıdır. Peki helyum gazının sıcaklığı ne olarak verilmiş? Celsius. Peki bunu kelvine çevirmek için 273 ile toplamak gerekmiyor mu? Evet. O zaman buraya 546 kelvin yazmam gerekmez mi? Öteki tarafta ise 0 santigrat var. Onu da 273 ile toplayarak buraya kaç kelvin yazacağım? 273 kelvin yazacağım. Peki. Şimdi işlemleri yapalım hadi. Şununla şu sadeleşirse kaç kalacaktır yukarıda? 2. Peki bu 2 ile bu giderse burada da 2 kalır değil mi? Hı. Peki 80 bölü 2 ne yapar? Kök 40 yapar. Kök 40 da kök dışına çıkar. 2 kök 10 mu? Evet. Yani helyumun hızı eğer ki 2 kök 10 V ise kükürt trioksitiniz de V olur. Şimdi bu tamam. Bize bir de mol mü lazımdı? Hadi molleri bulalım. 1 mol helyum 4 gramsa 2 gramı ne yapar? 0.5 mol yapar. 1 mol 4 gram olan bir şeyin 2 gramı 0.5 moldur. Peki kükürt trioksitin 1 mol zaten 80 gram. Kapta da 80 gram varmış. O zaman burada 1 mol var değil mi? Evet. Bunu da yaptık. Hacimler zaten görünüyor. Şimdi o zaman birinci kaptaki çarpma sayısını yazalım. Ne olacaktır? Hızımız 2 kök 10 V çarpı molümüz ne kadar? 0.5. Hacmimiz ne kadar? 4 litre. Şimdi ikincisiyle oranlayacağız değil mi biz bunu? Hı hı. İkincisi için yazalım. Hızımız V. Şöyle oranlayacağımız için şöyle yazalım. Bu birincideki çarpma sayısı. Şimdi ikincindekini yazıyorum. Hızımız V. Mol sayımız 1. Hacmimiz ise 8 litre değil mi? Şimdi o zaman birincideki çarpma sayısı ile ikincideki çarpma sayısı ters çevirip yukarı atarsak şunu şöyle olur mu? 2 kök 10 çarpı V çarpı 0.5 çarpı 8 bölü şu aşağıya gelir 4 çarpı V çarpı 1 var. Onun etkisi olduğu için yazmıyorum. Peki V'ler giderler değil mi? 4 ile 8 ile sadeleşirse 2 kalır. 2 kere 0.5 1 yapar. O zaman ne çıkarmış? 2 kök 10 çıkıyormuş. Birinci kaptaki çarpma sayısı ile birim zamandaki ikinci kaptaki çarpma sayısı oranı.
Yukarıda verilen sistemde 5 litrelik kapta 5.6 gram azot gazı, 3 litrelik kapta 1.6 gram hidrojen gazı bulunmaktadır. Kaplar arasındaki musluk açılıp gazların tam verimli tepkimesi sonucu amonyak gazı oluşuyor. Son durumda sıcaklık 273 santigrat olduğuna göre sistemin gaz basıncı kaç atmosfer olur? Şimdi şöyle yapalım ilk önce. Bu gazlar tepkimeye girecek değil mi? Tepkimeye girecek ve ne oluşturacak bu iki gaz? Amonyak gazı oluşturacak. Peki ilk önce bir tepkimeyi yazalım o zaman. N2 gazı ile H2 gazı birleşecekler ve ne oluşturacaklar? Amonyak gazı. Tepkimeyi denkleştirmek için buraya 2 koyuyorum. Çünkü burada 2 azot var. 6 hidrojen oldu. O halde buraya 3 yazıyorum. Hı hı. Şimdi bunların gramları verilmiş. Dolayısıyla ben mollerini bulabilirim. Evet. Peki şöyle yapalım. Eğer 1 mol N2 olmuş olsaydı, azotun 1 molü 14 ise N2'nin 1 molü 28 gram olacaktı. Ama 5.6 gram olduğunu söylüyorsun bende. O zaman bu kaç moldur diye sorarım. Ne gelir? 5.6 bölü 28. Yani 0.2 mol. Bizim tepkime başlamadan önce 0.2 mol N2 gazımız varmış. Hidrojen için yapalım hadi. Onu da şöyle yapalım istersen. N eşittir M bölü MA formülüyle bulalım. 1.6 gram var. Hidrojenin 1 molü 1 gramsa hidrojen gazının 1 molü 2 gramdır. O halde bundan da aslında elimde benim 0.8 mol varmış değil mi? Evet. Bundan da 0.8 mol var. Bu tepkime başlayacak. Peki tepkime tamamlanacak ama nasıl tamamlanacak? Tam verimli. Bu ne anlama gelir? Tepkimeye giren maddelerden biri bitmeli. Bitecek. En az biri tükenecek. Kim biter diye sorguluyorum. Şimdi N2'yi bitirmeye kalksam şöyle mi olur? Şöyle yapalım hadi gel. N2'yi bitirmeye kalksam bundan 0.2 mol harcayacak mıyım? Bitirmek için hepsini harcamalıyım. 1 mole 3 mol girdiği oranını görebiliyor muyum? 1'e 3 giriyorsa 0.2'ye 0.6 mol girmelidir diyorum. Peki olur mu böyle bir şey? Olur. 0.8 var elinde, 0.6 harcayabilirim. Değil mi? Demek ki N2'nin bitmesi normal. Eğer H2'yi bitirseydin şöyle bir sorunla karşılaşacaktın. 0.8 H2'nin hepsini harcarsan 3'te 1'i kadar azot harcaman lazım ya. O zaman 0.8 bölü 3 kadar azot harcamalıydın. 0.8 bölü 3 de 0.2'den büyük bir değerdir. O kadar azot yok elinde. O yüzden hidrojen gazını bitirecek kadar azot yok deyip hidrojenin bitiremeyeceğini anlardın. Biz azotu bitirmeyi denedik ve azotu bitirecek kadar hidrojen olduğunu gördük. 0.6 lazım bana, 0.8 var. E tamam, azot da bittiğine göre tepkime artık sonlanır. Peki şunu da yapalım. 1'e 2 değil mi oran? 0.2 harcarsam 0.4 mol bundan oluşmaz mı? Evet. Peki tepkimeyi tamamlayalım şimdi. Bu bitti. Bitmesi ne anlama geliyordu? Tepkimenin tam verimli olması anlamına geliyordu. Bundan 0.2 mol artma var değil mi? Bundan da 0.4 mol oluşma var. Şimdi bize ne diyor? Musluk açılıp gazların tam verimli tepkime sonucu amonyak gazı oluşuyor. Son durumda sıcaklık 273 Kelvin olduğuna göre sistemin gaz basıncı kaç atmosfer olur? Peki şöyle yapalım o zaman. P çarpı V eşittir NRT diyelim. Basıncı arıyoruz biz. Öyle değil mi? Hacim ne kadar oldu? Önceden 5 litreydi azot gazı, 3 litreydi hidrojen gazı. Bu musluğu açtığında toplam hacim, bu iki kabın toplam hacmi olmayacak mıdır? Gazın hacmi. O zaman yeni hacim artık 8 litre olacaktır. Gördük mü burada? O zaman çarpı 8 diyorum. Eşittir. Peki mol sayımız kaç bizim toplam artık? Açtığım için musluğu, artık gazlar bir aradalar. Ve 0 nokta tepkime gerçekleşti. Tabii 0.6 mol ne var ortamda? Gaz var. Ben burayı 0.6 yazmalıyım o halde. R değerim 22,4 bölü 273'tü. T değerimiz ne peki? Sıcaklık 0'dı ama artık sıcaklık kaç? 273 santigrat. Bu da ne anlama gelir? 546. Değil mi? Artı 273 yapacağız ki buna Kelvin'i çevirelim. 546 Kelvin. Ben de buraya Kelvin yazmak zorundaydım. O zaman 546 Kelvin'de yazdım. Peki 273 ile 546 sadeleşirse 2 kalacaktır değil mi? Bu 2 ile bu 8 sadeleşirse burada 4 kalır. Biraz düzenlemek için yeniden yazıyorum. P çarpı 4 eşittir 0.6 çarpı 22,4 oldu, öyle değil mi? Evet. Şu 4 ile 22,4 de sadeleşirse burada 5.6 kalır. O zaman 5.6 çarpı 0.6 oldu. Basıncımız 0.6 çarpı 5.6. Çarpalım hadi biz bunu. 6 kere 6 36. Elde var 3. 30. 3 daha 33. 2 sıfır atmam gerekiyor. Demek ki 3.36 atmosfer sistemin son basıncıdır.
Anladık mı? Evet. Burada buhar basıncının nelere bağlı olduğunu bilmemiz lazım. İlk önce ona bir konuşalım. Şimdi buhar basıncına, şöyle yapayım, buhar basıncına etki eden faktörler diyelim. Ondan sonra soruyu çözelim. Faktörler. Peki nedir bunlar? Birincisi sıcaklık. Eğer sıcaklık artarsa buhar basıncı artar. İkincisi safsızlık. Yani saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözersen buhar basıncı düşer. Suya tuz ekleyip çözdüğünde suyun buharının basıncı azalır. Çünkü buharlaşma hızı da düşer. Evet. Sıcaklık artınca buhar basıncı artar, safsızlık artınca buhar basıncı düşer diyelim ve tür. Yani tanecikler arası çekim kuvveti yüksek olan sıvıların buhar basıncı da yüksek olur. Mesela aynı sıcaklıkta etil alkol ile saf suyu düşünürsek etil alkolün buhar basıncı daha yüksektir. Çünkü etil alkol tanecikleri su taneciklerine oranla birbirini daha zayıf çeker. Şimdi bu 3 tane faktörümüz var. Sıcaklık, tür ve safsızlık. Peki soruya dönelim, bir soruda ne diyor bize? Tamam. Yanda verilen kapta toplam basınç T santigrat sıcaklığında 1,5 atmosferdir. Şimdi toplam basınç diye niye vurguluyor? İçeride dikkat edersen bir neon gazı var. Bir de bu su ne yapacaktır? Buharlaşacaktır değil mi? Hı-hı. Maddeler sıvı olduğu her sıcaklıkta buharlaşır. Dolayısıyla burada buhardan kaynaklanan bir de H2O'lar var değil mi? Toplam basınç demesinin sebebi o. Peki bir de içeride H2O var. İkisinin toplam basıncı neymiş? 1,5'muş, onu biliyorum. Diyor ki sıcaklık değiştirilmeden piston itilerek gaz hacmi yarıya düşürülüyor. Pistonu iteceğim ve gaz hacmini yarıya düşüreceğim. Buna göre son durumda gaz basıncı kaç atmosfer olur? Şimdi şöyle bir şey aklıma geliyor. İlk önce bunların ayrı ayrı basıncını bulabilir miyim? Neden böyle bir şey yaptığımı birazdan anlayacaksın. P toplam diyorum. Aslında suyun buradaki kısmi buhar basıncı ile neon gazının kısmi basıncıdır değil mi? İki tane gaz var çünkü içeride. Hı hı. Ve bu 1,5 atmosfermiş. Şimdi suyun dikkat edersen buhar basıncı T derecede ne kadarmış? 380 mm civaymış. Şu an bu sistem T derecede değil mi? Evet. 380 mm civa demek aslında 0.5 atm demek değil midir? 1 atmosfer 760 mm civaydı. O zaman buradaki suyun basıncı 0.5 atmosfer artı P neon gazının kısmi basıncı. Demek ki ilk durumda neon gazının kısmi basıncı 1 atmosfer miymiş? Evet. Yani ilk durumda şöyle bir şey varmış. Bunun basıncı 0.5 atm, şunun basıncı ise 1 atm'ymiş. Şimdi sıcaklığı değiştirmeden pistonu itip gaz hacmini yarıya indireceğiz. Öyle değil mi? Acaba gazın hacmini yarıya indirdiğimizde suyun buhar basıncı değişebilir mi? Hacmi yarıya indirdiğimizde sıcaklık değişmiyor. Neden? Sıcaklık değiştirilmeden pistonu it diyor. Pistonu iteceğim, gaz hacmini yarıya düşüreceğim ama sıcaklığı değiştirmemi istemiyorsun. O zaman sıcaklık değişmedi. Suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı da çözmedik. Hocam neon gazı çözünür iterseniz daha fazla ama neon gazının çözünürlüğü ihmal edilecektir der bu tarz sorularda. Dolayısıyla safsızlık da değişmedi. Su zaten, türümüz yine değişmedi. O zaman sıcaklık, tür ve safsızlık bu pistonu ittiğimde değişmiyorsa suyun buhar basıncı yine değişmeyecektir. Evet. İkinci durumda da suyun buhar basıncı ne olacaktır? Yine 0.5 atmosfer olacaktır. Peki neon gazı için konuşalım. Neon gazı için P çarpı V eşittir NRT değil midir? Neon gazının pistonu ittiğim zaman miktarı değişmiyor değil mi molü? Hocam bir miktar gaz suda çözünür, onu ihmal edecektik. Bak bir kere daha hatırlatıyorum. R zaten sabit ve sıcaklık değiştirilmeden bu işlem yapıldığından ötürü T de sabit. O zaman PV değeri sabittir neon gazının. Yani neon gazı için P1 V1 eşittir P2 V2 olur. Peki neon gazının ilk basıncı kısmi basıncı 1'di. Hacmine biz V diyelim. Acaba neon gazının yeni kısmi basıncı ne olacak? İttiğim zaman kabı. Kabı itip gaz hacmini yere düşürüyorsam hacim V'den ne olacaktır? V bölü 2'ye düşecektir değil mi? Hı hı. Şu V'ler sadeleşirlerse 2'yi de buraya atarsak neon gazının yeni kısmi basıncı 2 atm olacaktır. Öyle değil mi? Evet. Peki suyun buhar basıncı değişmedi. Neonun gazının basıncı 2 atmosfer oldu. Son durumda toplam basınç ne oldu o zaman? 2,5 atm oldu. Anladık mı? Anladım. Tamam. Şimdi dış basıncın 1 atmosfer olduğu ortamda sabit T kelvinde M musluğu açılıyor. Buna göre sistemdeki gaz hacmi kaç litre olur?
Helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? İki tane soru var. Şimdi ideal pistonlu kaplığın mantığı dış basıncın iç basınca eşit olmasıdır. İçerideki basınçla dışarıdaki basınç eşit demektir. Peki dış basınç eğer 1 atmosferse öyle olduğunu söylüyor bize değil mi? İdeal pistonlu kabımız olduğu için içerideki neon gazının basıncı da 1 atmosferdir. Biz bu durumda M musluğunu açacağız. Peki bu gazlar arasında kimyasal tepkimi olmaz. İkisi de soy gaz. Ki eğer kimyasal tepkimi olacaksa soru bize bunu söylemeli. Şimdi sistemin gaz hacmi kaç litre olur? İlk etapta bunu yapalım. Bu gazlar karışacaklar ve aralarında tepkimi olmayacak. O nedenle kullanmam gereken formül şu an yazdığım formül. Kaç tane gaz varsa onlar için bunu yazabiliriz. Tabii bu karışma işleminin de sabit sıcaklıkta olması lazım bu formülü kullanabilmek için. Şimdi ilk gazımızın basıncı 3, hacmi ise 4 litre. Şimdi bunu yerine yazalım o zaman bir. 3 çarpı 4 artı P2 değerim 1, V2 değerim 5 değil mi? Evet. P son değerimin kaç olmasını bekliyorum? 1 atmosfer olmasını bekliyorum. Hı hı. Çünkü piston iç basıncı dış basıncı eşit halde tutmaya çalışacak. Son basınca 1 diyorum ve V sonu buradan hesaplamaya çalışıyorum. 12 artı 5 17 yapar. O zaman V son değerimiz kaçmış bizim? 17 litre olacakmış değil mi? Evet. Peki A şıkkını hallettik. Gaz hacmi 17 litre olur. Helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? Helyum gazı için şöyle bir düşünelim. PV eşittir NRT yazalım. Biz M musluğunu açtığımızda helyum gazının molü değişmez değil mi? Evet. Sadece gaz daha büyük bir hacme dağılacak. O da 17 litre. Peki R'si değişmez ve sabit sıcaklıkta bu kabın musluğunu açtığım için sıcaklığı değişmez. O zaman helyum için P1V1 değerinin P2V2 değerine eşit olması lazım. Helyum için P1 değerim 3, V1 değerim 4'tür değil mi? Hı hı. Acaba helyumun artık gaz karışımının içindeki basıncı olduğu için ona kısmi basıncı diyorum ikinci durumdaki basıncına. İkinci durumdaki basıncı ne olur acaba? Hacim 17 litre olduğunda. O zaman helyum gazının kısmi basıncı 12 bölü 17 atmosfer olacaktır. Anladık mı bu soruyu? Anladım. Şimdi bir alttaki soru bundan birazcık daha zor bir soru. Şimdi onu bir çözmeye çalışalım. Diyor ki dış basıncın 1 atmosfer olduğu ortamda sabit T kelvinde M musluğu açılıyor. Tamam. Buna göre gaz hacmi kaç litre olur? Basınç kaç atmosfer olur? Neon gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? İlk etapta şöyle yapalım. Madem ideal pistonlu kap dış basınç 1 atmosfer söylüyor sor onu bana. O halde içerideki şu anda neon gazının basıncı da 1 atmosferdir. Değil mi? Hı hı. Şimdi ben musluğu açtığımda bunlar soy gaz olduğu için tepkimeye girmeyecek. Ki bir önceki soruda söylemiştim. Tepkime gerçekleşecek olsa bile gazlar arasında soru bize bunu belirtmeli. O zaman gaz karışımında hangi formülü kullanmalıyım? Bu formülü kullanmalıyım. Böyle devam eder. P son V son olur. Değil mi? P1 değerim 0.2. V1 değerim 5. Artı P2 değerim 1 atmosferde değil mi burası? 1 çarpı 3. Eşittir. P sonun 1 olmasını mı bekliyorum? Evet. Tamam. P son 1 ise V son kaç olur diye soruyorum. 0, 2 çarpı 5 1 yapar. 3 ile toplarsak 4 olur. Yani V son değeri ne olacaktır? 4. 4 litre olacaktır. Ama acaba 4 litre olabilir mi? Bir sistemi inceleyelim. Buranın hacmi 5. Buranın hacmi 3. Musluk açıldığında 4 litre olması için bu pistonun ilerlemesi lazım değil mi? Küçültmesi lazım hacmi. Hı hı. Ama bu piston 4 litre yapana kadar küçültemez. Dikkat et buranın hacmi 5. Bu piston en fazla şuraya dayanır değil mi? Buraya evet. kadar gelebilir. Piston buraya geldiği zaman son hacim kaç litre olur? 5 litre olur. Yani 4 litre olamıyor son hacim. Hacim 4 litre olamadığına göre demek ki son basınç da 1 atmosfer olamıyor. Çünkü son basınç 1 atmosfer olsaydı hacim ne kadar çıkacaktı? 4 litre. Ama piston ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Vakumluyormuş gibi böyle gider. Neon gazının hepsini buraya sıkıştırır. Son hacmi 4 litre yapmaya çalışıyor ama piston buraya takılıp kalacağı için son hacim 5 litrede kalır. O zaman bu değeri bulunca şeklin üzerinden inceleme yaptığımda A şıkkının cevabının 5 litre olduğunu buldum. Son hacim en az 5 litre olabilir burada. Pistonu iterek bunu yapabiliriz. Çünkü piston burada kalacak. Peki, işte ikinci soru o zaman doğuyor. Basınç kaç atmosfer olur?
Şimdi son hacmi biliyorsam son basıncı bulabilirim değil mi? Evet. Yine aynı formülü yapıyorum. Gazların karıştırılması değil mi sonuçta? P son V son diyorum. Basıncım ilk etapta 0.2. Hacmim ise 5. Basıncım 1'di. Hacmim ise 3'tü. Şimdi son basıncı arıyorum ama son hacim biliyorum artık. Son hacim 5 litre olabilir değil mi? Evet. Burayı çarptığımda 1 yapar. 3 ile toplarsam 4 olur. O zaman P son ne gelecektir? 4/5. O da 0.8 atmosferdir. Yani son basıncım 0.8 atmosfer olacaktır. Peki neon gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur? Neon gazı için PV eşittir NRT yazarsak, neon gazının musluk açıldığında miktarı zaten R sabittir ve sıcaklığı değişmiyor. O zaman neon gazı için ben P1 V1 eşittir P2 V2 yazabilirim, öyle değil mi? Evet. P1 değerimiz kaçtı neon gazı için? 1'di. Hacim 3'tü. Yeni hacim ne olacak? Bütün gaz bu kabın içine geleceği için yeni hacim bunun 5 litre olacaktır. O zaman neon gazının kısmi basıncı çarpı 5 litre. O zaman neon gazının kısmi basıncı ne olur? 3/5. Yani 0.6 atmosfer olur. 3 soruyu da anladın mı? 3 şıkkı da. Evet, anladım. Tamam.